Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dünyanın gözü önünde sığınmacılara yönelik gayri insani tutumu ve şiddeti sert sözlerle eleştirdi. Sığınmacılar neden evlerini terk ediyor, kim onların ülkelerini bu hale getirdi diye sordu. Azerbaycan'da milletvekili seçimleri sonrası Milli Meclis ilk oturumunu gerçekleştirdi. Meclisin açılışına Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşması damga vurdu. Sığınmacılar konusuna değindi. Ülkeleri harap hale getirenlerin sığınmacılara sahip çıkması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin sığınmacılar için daha ne kadar çabalaması gerektiğini sordu. Neye göre öz ülkelerini terk ettiler? Kim onların ülkelerine baskın etti? Kim o ülkeleri mahvetti? Kim sabitliği bozdu? Kim milyonlarla kaçkının yaranmasına sebepkar oldu? Ona göre kim bunu edipse boy onun acısını da çeksin. Ne için Türkiye, bizim kardeş ülkemiz 4 milyon kaçkını kabul etmelidir, yedirtmelidir, içirtmelidir, milyarlarla pul harcamalıdır? Bu Türkiye mi bunları didergin salır? Yok, onları didergin salanlar gelsinler, onlara sahip çıksınlar. Aliyev, Batı'nın masum insanlara yönelik şiddet uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi. Halkın gözü karşısında, dünyanın gözü karşısında dinç nümayişçileri vururlar, ezirler, gözlerini çıkardırlar, öldürürler, hapsedirler. Avrupa'nın tırnak arası demokrasiye beşiği sayılan ülkelerde jurnalistleri esassız ithamlarla hapsedirler, çürüdürler onları. Göz kabağındadır. İtlerle, atlarla dinç nümayişçileri dağıdırlar. Müslüman migrantlarına karşı bakın nece münasebet gösteriliyor. Budur bu münasebet. İlham Aliyev konuşması sonrası yine bazı uluslararası teşkilatlardan Azerbaycan'a yönelik ithamlar ve menfi makaleler geleceğini de söyledi. Doğru sözden geri durmayacaklarını vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı yeni vekillere yurt dışındaki organizasyonlara turist gibi değil, ülkeyi temsil etmenin bilincinde gitmeleri gerektiğini söyledi. Vekillerin ülkeye dönüşte faaliyetleri hakkında bilgi vermesini istedim.